Alo. Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Tolga Çevik var telefonda arkadaşlar. Allah'ım çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım şu an. Tolga'cığım iyi geceler önce ya. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum vallahi. Yeni yayın döneminizde başarılar, mutluluklar, huzur dolu geceler diliyorum size. Sağ ol ama senin ses tonu bayağı gece programcısına bağlamış. Evet. 900'lü bir hattan arıyorum. O zaman yani para yazıyor bize. Ne anlatacaksan çabuk anlat. Ama sonucunda mutlu olacaksınız. Gerçekten ses biraz artık benden çıktı. Zaten bunu bile bile dinliyoruz. Evet. Anca geldi. Ama şu an gerçekten çok mutluyum. Çünkü yıllar boyu ben sahnede debelendim. Fırat keyif yaptı. Bugün ilk defa kendisi mal gibi orada. %100 doğru. Bu arada bayağıdır görüşmüyorduk çünkü. Süt dökmüş kedi gibi oturuyor bugün. Baksana hiç nesi, hiç o sana yaptığı fırçalardan bir tane yok burada yani. Tabii ya. Ama çok 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 güzel günlerdi vallahi. Tolga'cığım. Ha canım. Dokuzlu olduğu için ha canım diye tabii şey yapıyor. Ya bir şey soracağım. Fırat'a soracaktım ama özelse söylemeyin ama herkesin kafasındaki merak ettiği şey. Bu kadar güzel giden bir iş, bu kadar başarılı bir iş, bu kadar taze bir iş ve daha bu 50 sene gidecek belli olan bir iş neden bitti? Yanlış yaptığımı anladım abi. Bir bölümü seyrettim. Yok. Vallahi bence tadında kalması gerekiyor. Bunu çok söyledim zaten ama hani aslında Türk adetidir bu. Bir şey tuttu mu hani 68 yaşına kadar devam ettirmek, ettirse ettirebilirdik. Fakat hani böyle kalması daha güzeldi en yüksek noktasında. Abi çok özür ama özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Burada bana katılmayan bir kişinin olmadığını zannetmiyorum. Bu gücü ekrandaki bütün herkesin gücünü arkama alarak bunu söylüyorum. Devam etme yani bazı şeyler tadında kalmalı da tadında kalmayan bu kadar çok şey devam ederken ve biz hala bazı şeyleri ne yazık ki izlemek zorunda bırakılırken senin kimi tadında kalmalıydı? Yani vallahi daha güzel şeyler var aklımızda aslında. Hayır, bir daha duyamadık abi. Bir daha söyler misin? Ya bir kere eksik olmasın alkışlar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum zarif düşüncelerinden, duygularından ötürü. Fakat hakikaten tadında kalması gerekiyor. Bir de daha güzel şeyler var aklımızda. Hani bunun bitmesi gerekiyor ki başka güzel şeylerin başlayabilmesi için. O nedenle hani böyle bir sistem olması gerekiyordu. Evet. Bir de bazı şeyleri sürüncemeye girme riski var biliyorsun. Hani yani evet. Tekrara düşme ihtimali çok yüksek. Doğru. Bir de Fırat da kabul eder ki artık biraz kafamız yoruldu. Yani her gün 2,5 saatlik tamamen hani sahneye çıkıp uydurduğumuz bir performans. Biraz yorucu bir performans. Tabii dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Doğaçlama yani. Tabii ki de. Yani hani Fırat bunu yaşayan adam olarak orada oturuyor. Hani ne yapacağız bilmiyorum. Allah'a bugün ne verirse hani inşallah bizi yalnız bırakmaz bu gecede diyerek her gece sahneye çıkmak biraz yorucu bir duygu. Fakat şimdi de film çekiyoruz, senaryo yazdık. Bu sefer de senaryoya adapte olamıyorum. Çünkü o kadar uykulmaya alıştım yıllardır. Ben bunu biliyordum. Yani, tamam diyorlar değil mi? Tamam diyorum ya dur bakalım. Allah'ın emri şey yaparız bir şey. Filmi de doğaçlama çek abi. Olur yani çıkar niye çıkmasın? Öyle. Aklımıza ne gelirse. Hani nerede çekmek gerekirse öyle çekiyoruz onları. Peki gecenin bir yarısı aklına düştüğümüz için ve burada bize katıldığınız için herkes adına ben çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tolga Çevik'e. Ufaklıklara selamlar, sevgiler. Ailene selamlar, sevgiler. Hoşça kal Tolga'cığım, sağ olasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,